Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, bugün iki boyutta sabit ivmeli hareketten bahsedeceğiz. Geçen derslerimizde tek boyutlu hareketi anlattık atışlarda. Şimdi ise eğik hareket ve yatay atış hareketini, yani iki boyutlu hareketi anlatacağız arkadaşlar. Öncelikli olarak yatay atış hareketiyle başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi yatay atış nedir arkadaşlar? Yine sürtünmenin ihmal edildiği ortamda yerden belli bir yükseklikte yatayda, bakın arkadaşlar, yatayda bir hız ile atılan cismin yapmış olduğu harekete yatay atış hareketi denir. Bakın şekilde gördüğünüz gibi belli bir yükseklikten, h yüksekliğinden yatayda bir hızla atılıp şekildeki yörüngeyi izleyerek yere ne yapıyor arkadaşlar? Çarpıyor. Peki işte burada şöyle yatay atış hareketi yapan cismin yataydaki hızı, önemli kısımlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Yataydaki hızı ne yapmayacak? Hareket boyunca sabittir, değişmez. Yani şunu demek istiyoruz arkadaşlar. Yataydaki hızım V0 ise 3 saniye sonra da V0, 5 saniye de sonra V0 ya da 10 saniye sonra da ne olacak? Yataydaki hızım değişmeyecektir. Yani yataydaki hızım her yerde aynıdır, sabittir. Peki yataydaki hızım sabitse bu adam hangi hareketi yapacaktır arkadaşlar? Sabit hızlı hareket yapacaktır. Peki geldim, devam ediyorum. Şöyle bakalım. Şimdi bu adam şuraya K noktası derse, K noktasından bulunduğu L noktasına düştüğünde arkadaşlar süreyi nasıl bulacağız? Bakın şu mantığımızı kullanacağız. Birincisi, bu adamın yatayda hızı var. Bakın iki boyutlu dedik ama aşağı doğru inerken bir düşeyde hızı olacak, değil mi? İşte bu düşeyde hızı aşağı doğru inerken ne yapacak? Ha, yer çekimi ivmesiyle aynı yönde hareket ettiği için hızlanan hareket yapacaktır. O zaman şöyle diyeyim. Ben bu iki boyutlu olduğunu bildiğim için yataydaki hızım V sıfırken düşeydeki hızım sıfır olacaktır. Bakın yatayda ne dedik? Yatayda sabit hızlı hareket yapıyordu. Sabit hızlı hareket. Düşeyde ise arkadaşlar, düşeyde ise ilk hızı sıfır olan aşağı doğru serbest bırakılan cismin hareketi neydi? Serbest düşme hareketi. Yani düşeyde ise serbest düşme hızlanan hareket yapacaktır arkadaşlar. Birincisi, bunları ne yapmamız lazım? Ayırt etmemiz gerekiyor. Peki devam ediyorum. Dedim ki ben burada şunu bulmak istiyorum. Düşeyde bakın serbest düşme hareket ediyordu. H eşittir 1 bölü 2 GT kare formülünü hatırlıyorsanız. O zaman H'ı biliyorsam T'yi bulabilirim ya da T'yi biliyorsam H'ı bulabilirim. Peki serbest düşme hareketindeki formüllerimizi hatırlatalım. VY eşittir G çarpı T'den herhangi bir saniyedeki hızımı bulabilirim. Ve zamansız hız formülünü hatırlıyorsanız V sonun karesi eşittir 2GH formülümüz vardı. Bu formülü kullanacağız. Peki yataydaysa sabit hızlı hareket yapmıyor muydu? Sabit hızda kullanacağımız arkadaşlar x eşittir v çarpı t formülüm olacak. Peki yatayda aldığım yol x'e, yani şurası arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? X menzil diyoruz. Yataydaki hızım çarpı t uçuş, yani K'dan L'ye gelme süresini yerleştireceğiz. Hala devam edersek arkadaşlar, bakın bu adam L noktasına geldiğinde yataydaki hızım arkadaşlar ne yapmıyordu? Değişmiyordu. Yani yataydaki hızım V0, yatay eksenim olduğu için ben buraya Vx olsun dedim. Düşeydeki hızım da arkadaşlar Vy. Peki şurada arkadaşlar Vx ve Vy birbirlerine nedir gençler? Dik midir? Dikse ben buradan ne yapacağım? Bileşkemi bulacağım. Bileşkeme de V dersem buradan ne gelecek? V'nin karesi eşittir. Vx'in karesi artı Vy'nin karesi. Buradan işlem yapar V'yi bırakırsak. Bakın Pisagor'dan da ne yapacağız? Herhangi bir noktadaki, yani şu an L noktadakini buluyoruz. L noktasındaki çarpma hızı V olacaktır. Yani biz ne yapacağız arkadaşlar? Çarpma herhangi bir noktadan geçen hızını soruyorsa iki boyutlu olduğundan bileşkeyi ne yapmalıyız? Bulmak zorundayız.
Peki, biraz önce bahsetmiştik. Yatay hareket grafikleri. Yatayda ne hareketi yapıyordu? Sabit hızlı hareket yapıyordu, değil mi? Peki düşeyde ne yapıyordu? Hızlanan hareket yapıyordu. O zaman biz buna bağlı olarak grafiklerden bahsedersek. Bakın yatay yatış grafiğinde yataydaki hareketim ilk hızım neydi? Her yerde aynıydı arkadaşlar. V0 her yerde sabit hızlı grafik. Sabit de ibe neydi? Sıfırdı. Evet biz de bunu gösterdik. Peki normal K hatırlıyorsanız konum zaman grafiğini artan sabit grafik olacak. Peki düşey hareketin grafikleri ise arkadaşlar biz yatay atışta bakın yatay atışta aşağı doğru hareket ediyoruz. Yani yer çekimine bağlı olarak hareket ettiğimiz için hızlanan hareket olacak. Peki biz şöyleydi yukarıya artı y diyorduk aşağıya da eksi y mi diyorduk? O zaman hangi kısma doğru gidiyorum? Eksi. O zaman negatif eksende çizeceğim değil mi? Bakın hızlanan hareket yaptı. Hızlanan hareket yapıyorsa ivme onunla aynı yönlü olacaktı. Hız vektörü ve ivme vektörü eksi g. Konum zaman grafiği hızlanan harekette genç k diyorduk hatırlarsanız. Buradan da konum zaman grafiğini negatif yönde şeklini göstermiş olduk. Peki örneklerimize başlarsak. Demiş ki hava direncinin olmadığı ortamda 45 metre yükseklikten şekildeki gibi bir cisim 30 metre bölü saniye yatay hızla atılıyor. Buna göre A, B, C şıklarını vermiş. Teker teker bulalım. Şimdi arkadaşlar düşeyde ne yapıyordu bu adam? Serbest düşme hareketi yapıyordu değil mi? H eşittir 5T kareden ne yapabilirim? H'i biliyorsam T'yi bulabilirim. Buradan ne geldi T arkadaşlar? 9, T kare 9 ise T ne geldi? 3 saniye. Bakın yere T sürede düşüyorsa T kaç geldi? 3 saniye. İlla formül kullanmamıza gerek yok arkadaşlar. Şöyle de yapabilir miyiz? 15'i parçalıyorum. 5, 15, 25. Bakın buradan da 3 saniyede yere düştüğünü görebiliyorum. Peki geldim B şıkkına. Diyor ki X menzil nedir? Yataydaki yolumu mu soruyor arkadaşlar? X eşittir yataydaki hızım çarpı T uçuş muydu? Evet, hemen bakalım yataydaki hızım kaçtı? 30 çarpı süremi kaç buldum arkadaşlar? Uçuş süremi 3 saniye buldum. Buradan kaç geldi? 90 metre geldi. Peki C şıkkı yere çarpma hızı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bu adamın yataydaki hızı ne yapmıyordu? Değişmiyordu. Kaç? 30. Peki bu adam 3 saniyede yere çarpmıyor muydu? Peki VY eşittir G çarpı T ya da serbest düşme hareketinde demiştik ki eşit saniye aralığında eşit artarak gidecekti. Onar onar artarak gidecekti. Göremiyorsan da formülü uygula. Buradan ne geldi? 30 metre bölü saniye ya da onar onar arttırırsan 3 saniye sonra ne gelecek? 30 metre bölü saniye. Yani şöyle oldu. Yataydaki hızım 30, düşeydeki hızım 30. Bunlar birbirlerine kaç dereceydi arkadaşlar? 90 derece. Bileşkesini alırsam kaç gelecektir arkadaşlar? 30 kök 2 metre bölü saniye olacaktır. Hava direncinin olmadığı ortamda K noktasından yatay V0 hızıyla atılan cisim O noktasından 60 metre uzaktaki L noktasına düşüyor demiş. Buna göre V0 ilk hızım yatayda atılan hızım nedir diyor. Şimdi öncelikli olarak H'i biliyorsun ve X'i biliyorsun. H neydi? 5T kare. X formülüm neydi? V çarpı T'ydi. Yataydaki hızım çarpı T. Yani şurası V0 olacak. Peki şöyle yapmak istiyorum hemen. 125'i gördüm. 5, 15, 25, 35, 45. Toplam 125'tir. Ya da 125 eşittir. 125 eşittir. 5T kare yapmak istiyorum. 125 yani H eşittir 5T kareden. 5T kare. T kare 25 ise T ne geldi? 5 saniye. Peki bu adamın 5 saniyede aşağı düşüyorsa x menzil neydi? Yataydaki hızım çarpı t'ydi. Yataydaki hızım bilmiyorum v0 ama yatayda aldığım yol 60 çarpı kaç saniyede yere düşüyordum? 5. O zaman buradan v0 kaç gelecek arkadaşlar? 12 metre bölü saniye olacaktır. Yine benzer bir sorumuz. Yataydaki hızımızı vermiş fakat bu sefer diyor ki cisim 2 saniye sonraki hızının büyüklüğü kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar yataydaki hızım ne yapmayacaktı? Değişmeyecekti. Şöyle diyorum, şurayı çiziyorum. Yataydaki hızım kaç? 15 metre bölü saniye.
Peki bu adam 2 saniye sonra onar artmayacak mı? Bakın 1 saniye sonra hızım 10, 2. saniyede hızım ne olacak? 20. Yani şurası ne geldi? 20 metre bölü saniye. Bana diyor ki 2 saniye sonra diyor. 2 saniye sonra yataydaki hızım 15'ti. Bakın 90'dı. 2 saniye sonra bana hızımı soruyor. O noktadan geçerken hızım. Bileşkemi bulacağım. Ya buradan şey yap. B'nin karekökünü alarak direkt yazıyorum. 20'nin karesi artı 15'in karesi deyip V'yi bul. Ya da şöyle yap. 3, 4, 5'in katları olduğunu görüyorsun. Bakın 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı, 5'in 5 katı, 25 metre bölü saniye. Ya da direkt buradan matematik işlemi yapıp bulabilirsin. Hava direncinin olmadığı ortamda K noktasından yatay 40 metre bölü saniye hızla atılan L noktasına 50 metre bölü saniye hızla ne yapıyormuş? Çarpıyormuş. Hemen diyorum ki yatayda 40 ile atılmıştı. Yataydaki yazım değişmiyordu. 40. Sağa doğru 40'ın var. Bileşken 50. Düşey bileşeni ayırırsam 30, 40, 50, 3, 4, 5'in katı kaç gelecek? 30 metre bölü saniye. Hemen yazdım 30 metre bölü saniye. Peki bu adam düşeydeki atıldığı noktada hızı sıfır değil miydi? Onar onar artarak gidiyordu. O zaman bakın kaç saniyede yere çarpmış olacak? 3 saniyede yere çarptığını ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Bana diyor ki OL arası yani X'i soruyor. Yataydaki hızım çarpı T değil miydi X? Hemen yazıyorum. Yataydaki hızım kaçtı? 40. T'yi kaç bulmuştuk arkadaşlar? 3. Buradan ne geldi? 30 çarpı 40 çarpı 3 120 metre çıkacaktır diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir pratik yol anlatayım size. Pratik yol. Bütün harekette bunu kullanabilirsiniz. Ortalama hız yöntemi. Ortalama hız yöntemi. Burada anlatmış olayım. Ortalama hız yönteminde arkadaşlar mantığımız şu. Diyoruz ki aldığı yolu bulurken x doğrultusu da olabilir. Bakın y doğrultusu. Yani h ya da x fark etmiyor. Şu an x'i bulduğumuz için x dedim. Aritmetik ortalama hız diyoruz. Hangi nokta aralıklarını buluyorsak v1 artı v1 bölü 2 çarpı t süresi diyoruz. Bakın ortalama hız derken zaten aritmetik ortalama alacaktık. Bakın şöyle x diyorum. Benim ilk hızım kaç? K noktasından L noktasına gelirken x kadar yol almıyor mu? Biz de x'i bulacaktık. 40 artı. Peki L noktasına geldiğinde yataydaki hızı yine 40 değil mi? X eksenini aldığım için yataydaki hızlara bakıyorum. Dikkat edin. Bölü 2 çarpı kaç saniyede geliyordu? 3 saniyede. Buradan ne geldi arkadaşlar? 80 bölü 2. 40 çarpı 3, 120 metre. Buradan da bu soruyu çözebiliriz. Evet, şekilde v0 hızıyla atılan t süre sonra l noktasına v hızı ile çarpıyormuş. Bakın v hızı ile çarpıyormuş. Peki ben şunu biliyorum. Yataydaki hızım değişmiyordu. Yataydaki hızım v0. Düşeydeki hızıma da vy diyeyim arkadaşlar. Buna göre diyor. Yalnız diyor v0 hızı arttırılırsa. Bakın v0 hızı benim yataydaki hızım değil mi? Yataydaki hızım arttırılırsa arkadaşlar. H değişmiyor değil mi? H değişmediği için H eşittir 5T kareden H değişmediği için T'de ne olacak arkadaşlar? Sabit. H sabitse arkadaşlar T'de sabit olur. Değişmez değil mi? Peki X eşittir yataydaki hızım çarpı T değil miydi? Yataydaki hızımı ne yapıyorduk? Arttırılıyordu. Arttırılsın. Arttırırsam. Peki T sabitse yataydaki yolumda ne yapacaktır arkadaşlar? Değişecektir. Yani OL arası arkadaşlar kime eşitti? X'e eşitti. Yalnız OL değişir deriz. Peki pardon arkadaşlar. Yalnız OL derken burada hız bileşeni de sormuş. Şimdi şöyleydi. Vx bileşenim, şurası Vy bileşenim, şurası da neydi? V'di. Vx dediğim şey V0 değil miydi? Peki ben V0'ı ne yapıyordum? Arkadaşlar hızımı arttırıyordum. Hemen arttıralım. V0'ı arttırırsam bakın x bileşenim arttı, y bileşenim
Sabit çünkü y neye bağlıydı arkadaşlar? G çarpı t. T'ye bağlıydı. T sabitti. O zaman diyorum ki herhangi bir bileşenim artarsa bileşkemde ne olacaktır arkadaşlar? Artacaktır. O zaman diyorum ki OL arası ve V hızı artacaktır arkadaşlar. Bu tarz sorularda ne yapıyoruz? H'ları vermiş, X'leri vermiş. V1'ler istiyor, hızlar istiyor, V2'ler istiyor burada bizden. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda H'lardan neye gidiyorduk? T'lere gidiyorduk. X eşittir yataydaki hızım çarpı T'ydi. Buradan da ne yapacağım? Yollarımı biliyorsam hızlarıma ulaşabilirim. Evet, hava direncinin olmadığı ortamda x, y noktalarından yatay büyüklükleri V1, V2 hızlarıyla atılan cisimler L ve M noktalarına düşüyor. Önce şöyle yapalım arkadaşlar. X'e bakıyorum. Tamam mı? X için yazıyorum. Peki X'in yüksekliği kaç H arkadaşlar? 9H. 9H'ı kaç saniyede alacaktır arkadaşlar? Ve Y'ye bakıyorum. Y'ninki ise arkadaşlar kaç H? 4H. Buradan bakın parçalayarak gidersem H 3H. Yani Y kaç saniyede düştü? Y'ye 2T sürede düşer dersem 9H'da ne yapacak arkadaşlar? 3T sürede düşecektir. Neden? H 3H 5H. Bakın 3 saniyede düştü ya da 3T'de düştü dersek. Doğru orantı mantığı zaten. Peki demiş ki noktalar arası uzaklıklar eşit. Dedim ki noktalar arası uzaklıklar eşitse ben her birine x dersem x, x, x olacak. O zaman önce x cismine bakıyorum. X cisminin nereye düşüyor? L noktasına. L noktasına kadar aldığı yol nedir? 2x. Peki yataydaki yazı V1 çarpı kaç T'ydi? 3T. L'ye bakıyorum, Y'ye bakıyorum, pardon arkadaşlar, Y'ye bakıyorum. Y ise M noktasına düşmüş. M noktasına kadar aldığı yol ne kadar? 3x eşittir. Yataydaki yazım çarpı 2T kadar. Buradan taraf tarafı oranlarsak arkadaşlar, X'ler gitti, T'ler gitti. Buradan işlem yaparsam V1 bölü V2 kaç geldi? 4 bölü 9 olur arkadaşlar. Yine benzer bir soru. Bu sefer x'leri vermiş. X'lerden muhtemelen t'lere, t'lerden h'lara geleceğiz. Şimdi yataydaki yazım x eşittir. Yataydaki yazım çarpı t değil miydi arkadaşlar? Peki benim yataydaki yazım neydi? Her yerde sabitti. Peki yataydaki yazım sabitse t ile x ya da x ile t birbirleriyle ne oldu arkadaşlar? Doğru orantılı mı oldu? Bunu unutmayalım. Şimdi hava direncinin olmadığı ortamda K noktasından yatay V0 hızı büyüklüğünde atılan cisim şekildeki yörüngeyi izliyor. H1 bölü H2 nedir? Şimdi arkadaşlar K'dan L'ye geldiğinde şöyle çizersem. K'dan L'ye geldiğinde ne kadar yol gitmiş? 2x. L'den M'ye geldiğinde o zaman kaç x gidecek? Tamamı 3x'i, 2x'ini gitti. X kadar mı kaldı? Yani bakın x'lerle t'ler doğru orantılıydı. O zaman şunu söyledim. X'e t dersem 2x'e kaç t derim? 2t. X'e t dersem 2x'e 2t. Bu kadar. Şimdi düşeydeki yazım sıfırdı. Serbest düşme hareketi yapıyordu. H3, H5, H sıralıyorum. 2t'ye gittim. H 3h. Sonra 3h'dan sonra 1t daha gittim. 3h'dan sonra 1t daha gidersem ne gelecek? 5h. Peki H1 bölü H2'yi sormuş. H1 bölü H2 arkadaşlar. 4h bölü 5h'dan 4 bölü 5 olur. Güzel bir tarzda sorumuz yine. Bu sefer şekli normalden farklı bir tarzda sormuş. Hava direncinin olmadığı ortamda ateşlenen mermi 300 metre bölü saniye hızla tüfekten çıkıyor. Bakın yatay ateşle çıkıyor. O noktasına atmak isterken bir miktar altında O üstüne düşüyormuş değil mi? Merminin yatayda aldığı yol 450 metre olduğuna göre O üssü arası yani şuraya H dersem nedir diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Bu adamın yatayda bak yatayda aldığı yol ne kadar? Yatayda aldığı yol 450 metre değil mi? Ben bunu biliyorum. 450. Şurası da H. Bakın serbest düşme hareketine döndürdüm. Şey pardon yatay atış olayına. Şöylesin. Kaçla atıyorsun? 300 metre ile atıldın. H'ı bilmiyorsun. Buradan geldin şuraya çarptın. Tamam mı? 450 metre yol aldın.
Yataydaki hızını biliyorsun. Yataydaki yolunu biliyorsun. Buradan gitsem olur mu? X eşittir. Yataydaki hızım arkadaşlar kaçtı? 300. Peki. Çarpı T. X'i kaç bulmuştuk peki? Kaç vermiştik? 450. Yerine yazdım. 450. Sıfırlar gitti. Sadeleştirirsek buradan T ne gelir arkadaşlar? İşlem yaparsak. Her iki tarafı 15'e bölersek 3 bölü 2 saniye oldu. Tamam, T'yi buldum. H eşittir 5T kareydi. Yerine yazıyorum. 5 çarpı 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. Buradan ne geldi? 45 bölü 4 mu oldu? O da 45 bölü 4. O da arkadaşlar yaklaşık olarak 11,25 metre olacaktır. Yani C şıkkı. Evet arkadaşlar, bu tarz sorularda ne yapacağız pekala? Gördüğünüz gibi üçgen şeklinde verilmiş. K noktasından yatay atılan cisim L noktasına düşüyor ise demiş. K L yolunu kaç saniyede alır demiş. Arkadaşlar burada yapacağımız olay şudur. Bakın yatay olarak atılıyor. Yatay atış hareketi yapıyor yani. K'dan L'ye geliyor. Şu doğrultuyu arkadaşlar yukarıya doğru keseceğiz. Yapacağımız olay şu. L'den bir paralel çekiyorum arkadaşlar. Bu arada şurayı vermeyi unutmuşuz ama şurası nedir? 90 derece. Hemen geldim. L doğrultusunu çektiğimde 90 derece mi oldu? Açıyı taşıdığımda bakın paralellikten 37 derece, 53 derece. 37, 53 neydi? 3, 4, 5'in katıydı. Bakın şurası ne oldu arkadaşlar? H oldu. Yatayda aldığı yolda neydi? X'ti. O zaman diyorum ki oran mantığından yazıyorum. 37'nin karesi 4'ün katı, 3'ün katıydı arkadaşlar. 37'nin karesi 3, 4, 5 üçgenine bakarak. 3'ün katı, 53'ün karşısı ise 4'ün katıydı. Bu adam yatay atış hareketi yapmıyor mu? Yani ben şunu size şöyle bir görsel olarak çizecek olursam, yatayda 20 metre bölü saniye hızla ne yapıyor arkadaşlar? Hareket ediyor. Ve K'dan nereye geliyordu? L'ye geliyordu. H'ına 3K dedik, yatayda aldığı yola da 4K dedik. Uçuş süresine de T dersek. Şimdi H eşittir 5T kareydi. Burada yerine yazıyorum. H'ım neydi arkadaşlar? 3K eşittir 5T kare. Yatayda aldığım yol yataydaki hızım çarpı T'ye eşittir. Yatayda aldığım yol 4K eşittir. Yataydaki hızım neydi arkadaşlar? 20 miydi? Yerine yazıyorum. 20 çarpı T. Bakın burada yapacağım olay şu. Taraf tarafa oranlıyorum. K'lar gitti. T'lerin biri gitti arkadaşlar. Sadeleştirdim. 5'e böldüm. 1, 5'e böldüm. 4 geldi. Şu sağlı sollu dörtler birbirlerini götürdü. Sol tarafta ne kaldı arkadaşlar? 3 kaldı. Sağ tarafta da 1T kaldı. Bakın buradan T ne geldi? 3 saniye geldi. Bana da KL yolunu kaç saniyede almıştır diye sormuş arkadaşlar. Gayet basit bir soru tarzı. Buna benzer de ÖSYM geçmiş yıllarda da sormuştur. Biliyorsunuz arkadaşlar şu an artık ÖSYM soruları telif hakkından dolayı yasak. Benzer soru tarzlarını bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Evet gençler, bu tarz sorularda ise ne yapacağız? K noktasından atılan cisim L noktasında esnek çarpışma yapıyor arkadaşlar. L noktasında esnek çarpışma yaparak ne yapıyor? Şekildeki yörüngeyi izleyerek şuraya M noktası dersek M noktasına düşüyor. Şimdi buna göre diyor H1 bölü H2 nedir diyor. Şimdi arkadaşlar esnek çarpışmada yani herhangi bir duvara çarptığını ya da bir sisteme çarptığını düşünürsek burada esnek çarpışma olayında eğer duvar olmasaydı, L duvarı olmasaydı arkadaşlar bu adam devam edecekti. Yörüngeyi şekildeki gibi devam edecekti. Ve bakın simetriye kadar geri dönüş yapacaktır. Yani dönüşte ne kadar gitmiş? X kadar mı gitmiş? O zaman eğer bu L duvarı olmasaydı arkadaşlar X kadar sağ tarafa doğru gidecekti. Peki mantığım şu. Yani esnek çarpışma yaptığında herhangi bir duvara orada ne yapıyor? Tam simetriyi şeklinde geri dönüş yapacaktır. Birincisi bu. Bunu not olarak da algılayabilirsiniz arkadaşlar. Peki yataydaki hızım ne yapmıyordu arkadaşlar? Değişmiyordu. X eşittir yataydaki hızım çarpı T. Peki arkadaşlar yataydaki hızım sabitse o zaman şu ifadeyi kullanabilir miydik? T artarsa x de artar. Yani T ve x ne oldu? Doğru orantılı. Yani şunu yapıyorum arkadaşlar. Bakın mantığımız şu olacak. Diyorum ki x'te bakın x'te
T'ye kadar gidiyorsa, bakın tamamı kaç x? 3x mi? 3x de kaç T'ye kadar gider? 3T'ye kadar gidecektir. Peki simetriye kadar geri dönmüyor muydu? X kadar gittiyse bakın x kadar geri döndü. T sürede gidiyorsa dönerken de, yani çarptığında da dönerken de ne yapacak? T sürede gidecektir. Bakın şu ta sağ tarafı görmeniz için çizdim. Yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Peki hatta ben de sileyim orayı arkadaşlar. Şöyle silersem eğer. Evet, şu şekilde benden neyi soruyordu? H1 bölü H2'yi soruyor. Şimdi mantığım şu olacak. Yani bu adam şuraya ben A noktası dersem, şuraya da B noktası dersem, AB aralığında yatayda aldığı yol 3x'te, 3t sürede, MB aralığında yatayda aldığı yol x ise t sürede oldu. Buradan sonra H'ı soruyor. Yapacağımız mantıkta buna göre bulacağız. Hemen şöyle yaptım arkadaşlar. Bakın şu doğrultuyu çektim. Şu doğrultuyu çektim. Bu hizada kaç t sürede gelmiş yatayda? 3t sürede gidiyorsa. O zaman düşeyde de H cinsinden yazarsak 3 saniye gittiğini ya da 3t gittiğini düşünerek H 3H 5H kadar gitti. Peki 3T'den sonra T'ye kadar daha mı gidiyor? 3H'dan sonra 1T'ye daha giderse ne gelecek arkadaşlar? 7H gelecektir. Peki buna göre H1 bölü H2. Bakın H1 tamamıydı. H 3H 5H 7H. Buradan ne geldi? Toplam 16H. Peki H2 ise 7H'da 1 saniyede gidiyordu. 7H buradan ne gelir? 16 bölü 7 gelir. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.